Sayın izleyiciler, Amerikan-Alman Marshall Fonu tarafından yapılan kamuoyu yoklamasına göre Türklerin çoğu Amerika ve Avrupa Birliği hakkında olumsuz görüşlere hakim. Transatlantik Eğilimler Araştırması'nın direktörü Dr. Jolt Neary bunun yanında bu yıl ilk kez olarak Amerikalılarla Avrupalıların dış politika görüşlerinin örtüştüğünün görüldüğünü söyledi. That's a very good question. This year we actually noticed that. Bu yıl daha önceki yıllardan farklı olarak Amerikalıların Avrupalıların pek çok konuda birbirine daha yakın olduğunu gördük. Daha doğrusu Amerikalıların daha çok Avrupalılar gibi düşündüğünü gözlemledik. Bunu daha önce görmemiştik, özellikle Afganistan konusunda. İlk kez olarak Amerikalıların çoğunun Afganistan'daki gidişat konusunda olumsuz olduğunu tespit ettik. Avrupalılarsa Afganistan konusunda hep karamsardı. Afganistan'daki askerlerin tamamen çekilmesi veya sayılarının azaltılmasını isteyen Amerikalıların oranı bu yıl arttı. Hatta bunu isteyen Amerikalıların oranı Avrupa'daki oranlara ulaştı. Bu oran her iki toplum için %66. I'm curious here. Avrupalılarla Amerikalılar arasında dış politika konularında görüş birliği görüldüğü gibi Türklerin görüşlerinde belirgin bir farklılık olduğunu gördük. Doğru mu? Türkler ve Amerikalılarla Avrupalıların görüşleri arasında farklılık vardı. En önemli farklılıklardan biri de NATO'nun rolü konusundaydı. NATO Avrupalılarla Amerikalılar arasında hala popüler. Bu toplumların %62'si kendi ülkelerinin güvenliği için NATO'nun hala gerekli olduğunu düşünüyor. Türkiye'de durum böyle değil. Türkiye'de insanların sadece %37'si ülkelerinin güvenliği için NATO'nun gerekli olduğuna inanıyor. Bu çok ilginç bir eğilim. Özellikle Türkiye'nin NATO için ne kadar önemli bir ülke olduğunu düşünürseniz. Batı kurumlarına ek olarak Türkler arasında batılı ülkelere de fazla destek yok, öyle değil mi? Bu çok karmaşık bir soru aslında. Geçen yıla oranla bu verilerde bir değişiklik görüldü. Geçen yıl Türkiye-Batı ilişkileri açısından özellikle kötü bir yıldı. Geçen yıl araştırmamızı yaptığımız dönem Mavi Marmara baskınına denk gelmişti. Dolayısıyla batılı ülkelerle ilişkiler gergindi. Bu yılsa durum biraz farklı. Bir açıdan tarafların birbirine yaklaşım konusunda bir ısınma görüyoruz. Bu yıl örneğin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin olumlu bir şey olduğunu söyleyen Türklerin oranında artış görüldü. 10 puanlık bir artış bu. Benzer bir şekilde Türkiye'nin üyeliğinin iyi bir şey olduğunu düşünen Avrupalıların sayılarında da artış kaydedildi. Ancak temel eğilim yine de değişmedi. Amerika hakkında olumlu görüş bildiren Türklerin oranı sadece %30. Avrupa Birliği hakkında olumlu görüş bildiren Türklerin oranı bundan çok da yüksek değil, %39. Bunun yanında Avrupalıların Türkiye hakkındaki görüşlerinde de iyileşme olduğu görülüyor. 8-10 puanlık bir iyileşme bu. Bunun bir açıklaması var mı? Bu yıl Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin önündeki engellerin ne olabileceğini de irdelemeye çalıştık. Genelde Türkiye'nin üyeliğine karşı 3 neden olduğu ifade edilir. Nüfusunun çoğunluğunun Müslüman olması, çok büyük nüfusunun olması ve çok yoksul olması. Aslında şunu gördük. Bu 3 gerekçe Avrupa halkları arasında yaygın değil. Avrupalıların sadece 3'te 1'i Türklerin Müslüman kimliği nedeniyle Avrupa Birliği'ne ait olmadığını düşünüyor. Yine de Türkiye'nin çok yoksul olduğu veya nüfusunun çok kalabalık olduğu gerekçesiyle Avrupa Birliği'ne alınmaması gerektiğini savunanların oranı 3'te 1 civarında. Son yıllarda yapılan araştırmaların hemen hepsinde Türklerin batılı ülkeler hakkındaki olumsuz görüşlerini görüyoruz. Sizce bu artık içselleştirilmiş bir olgu mu yoksa konjonktür bağlı bir olgu mu? Ne düşünüyorsunuz? Bence ikisinin de doğruluk payı var. Türkler arasındaki genel eğilim çok net. Türkiye'de yoklama yapmaya başladığımız dönemde Avrupa Birliği'ne verilen desteğin yeniden bulunmasını pek beklemiyoruz. Dolayısıyla genel anlamda aşağıya doğru bir eğilim görüyoruz. Ancak bu eğilim içerisinde bazı yıllar iyi oluyor, bazıları kötü oluyor. O açıdan da konjonktürün belirleyici olduğunu düşünüyoruz. Dr. Neary, a pleasure to have you. Teşekkür ediyoruz Sayın Neary. You're very welcome. Ben teşekkür ederim.